Opel Frontera Keşifler Atlası'nı sunar. Atlas çalışanların kumaş duvarlarında İskender Eder'in iğneyle tutturulmuş küçük fotoğrafları vardır. İskender'in ölümünün üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen pek çoğumuzun evinde, bazılarımızın bilgisayarlarının ekranlarında İskender gene ekran koruyucu olarak karşımızda durmaktadır. İskender'in Atlas çalışanları için önemli eşi bulunmaz karakteriydi. Çok sevecen yanı, fedakar yanı, alçak gönüllü yanıydı. Ama kamuoyu açısından önemi, Türkiye'de sivil haritacılık alanında yaptıklarıydı. Ya da depremde gösterdiği fedakarlıktı. Depremden birkaç hafta sonra bizim adreslerimizi toplardı. Daha doğrusu biz verdik şaka yolu. Eğer deprem olursa bizi kurtarsın diye. Fakat ne yazık ki ağrıdan yuvarlandı. Kötü bir şaka. Bir grup arkadaş İskender'i daha yakından hissetmek, onun en son yaşadığı, en son ayak bastığı yerlerde olmak için yılbaşı gecesini Ağrı'nın zirvesinde bulunmak için Ağrı Dağı'na çıktılar. Ve bir plaket bıraktılar İskender'in anısı için. Ağrı Dağı'nın rüzgarı bu plakete ne kadar ömür biçer bilmiyoruz. Ne kadar oldu hatırlamıyorum. Çok, çok önceleriydi. Ben diyeyim 10.000 yıl, siz deyin 4.000 yıl. Günlerden bir gün ben böyle durmuş etrafa bakarken onu gördüm. O da bana bakıyordu. Baktı, baktı, şaştı. Onun gözüne, insanoğlunun gözüne güzel görünüyordum herhalde. Ben kendimi hiç görmedim. Zaman zaman gölgem düşer havaya. O zaman büyük olduğumu anlarım. Yani çevremdekilerden büyük. Büyük olmak zordur. İnsanlar size saygı duyarlar ama bir yandan da neden bilmem korkarlar. Oysa ben de şurada uçan kuş gibi buralardan biriyim işte. Tek fark, ben bir yere gitmem. Kuş uçar, at koşar, insan ölür, yenisi doğar. Ben burada dururum.
Ben dağım. Kimi Ararat der bana, kimi Kuhinuh, yani Nuh'un dağı, kimi Eğri Dağ. Şimdilerde daha çok Ağrı diyorlar. Hakkımda efsane çok. Çok halklar yaşadı eteğimde. Hurriler, Urartular, Araplar, Selçuklular. Hepsinin de bir hikayesi var bana dair. Kimine göre kutsalım, kimine göre erişilmez. Kimi türkü söyler benim için, kimi ağıtlar yakar. Sevdiğini elinden almışım sözde. Bu kadar zaman ortalardaysanız hakkınızda çok konuşulması da doğal tabii. Hele etrafta konuşulacak fazla bir şey yoksa. Zordur buralarda hayat. Sınırdadır. Hem insanoğlu hem de yaşayan her mahluk için. Rüzgar kemiğinize işler. Kar geldi mi gitmek bilmez. Toprak nazlı. Hayat vahşidir. İnsanlar ta uzaklardan gezmeye gelir. Bana, Nuh'un gemisine, bir de İshak Paşa Sarayı'na hayran olup geri dönerler. Kimsenin aklına 6 ay kar altındaki bir köyde 10 çocuğunun karnını doyurmayı beceren adama hayran olmak gelmez. Oysa burada yaşamayı, hayatta kalmayı becerenler benden daha yüksektir.
Aslına bakarsanız benim eteklerimde zirvemdekinden daha çok hikaye var. Kol kanat gerdiğim Iğdır Ovası mesela. Menderes Ovası kadar bereketli olmasa da nadir bulunan bir topraktır. Ama öyle, el değmeden, meyve vermeden boş boş yatar yıllardır. Halbuki buranın köyleri de aç çocuklarla doludur. Orada toprağın karnı boş, burada çocukların karnı aç. Bana sorarsanız dağların değil, insanların işine akıl sır ermez. Bir de gariptir ama buranın insanları bana hiç ilişmez. Dibimde yaşayıp yamacıma uğramamış olanlar vardır. Niye insan tutar da dağa tırmanmaya kalkar anlamazlar. Ben de anlamam. Bana sorarsanız herkes başka bir nedenle tırmanır dağa. Kimi beni görmeye gelir, kimi kendini görmeye gelir, kimi de hiçbir şey göremeden geldiği gibi döner gider. Kimi benimle yarışır, kimi kendiyle yarışır, kimi de, ki benden bile tehlikelidir onlar, yanındakilerle yarışır. Ama beni bilenler, yani kendini bilenler, dağla oyun olmayacağını da bilirler. Gelirler, ta zirveme kadar çıkıp bir de oradan bakarlar şu aslında hiç kimsenin olmayan ve herkesin olan topraklara. Onların başımın üstünde yeri var. Ağrı dile gelse bunları mı söylerdi bilmiyoruz ama geçtiğimiz Aralık ayında tırmanışa hazırlanırken biz Ağrı'nın şakaya gelmeyeceğini biliyorduk. Tırmanışın başlayacağı yeni doğan, yolumuzun üstündeki son köydü. Dağın kuzey sırtlarındaki uzak yeni doğanın köylüleri, değil dağcı, insan görmeye bile fazla alışkın değiller. Güneydeki Doğu Beyazıtlılar kadar sık karşılaşmadıklarından dağcılar şaşırtmıştı onları. Atlas ekibi 9 kişiden oluşuyordu. Ekip lideri Uğur Ulu Ocak'tı. Tamam burada Ersiz. Görsek yola. Yeni Doğan'dan yola çıkarken 5 günlük bir tırmanış planlanıyordu. Tüm hazırlıklar tamamlandığında güvenlik nedeniyle dağcılara yasaklanan Ağrı'da uzun yıllardan sonra kuzeyden yapılan ilk kış çıkışı başlamıştı. Dağcılar ve Ağrı ile ilgilenenler bilir, Ağrı'nın Doğu Beyazıt yönündeki güney rotası nispeten daha kolaydır. Bu nedenle de daha çok tercih edilir. Zor olansa kuzeyidir çünkü burada zirveye yakın bölgede Türkiye'nin en geniş buzulu yer alır. Yaklaşık 10 kilometre karelik bir alanı kaplayan buzul, zirvenin 900 metre altından başlıyor. Rota tehlikeli buzul çatlaklarıyla kaplı. Ama ekibin bu bölgeye ulaşmasına daha 2 gün var. Yeni Doğan'dan ayrıldıktan sonraki günün akşamında birinci kampa varıldı.
Hava şansımıza çok güzeldi. Aralık ayından itibaren kar yağışı başlayan Ağrı'da soğuğun insaflı günlerindeyiz. Şubat'la birlikte sıcaklığın -50 dereceye indiği düşünülürse Ağrı'nın soğuğu biraz daha hissedilebilir belki. Birinci ve ikinci kampı rahatça geçtikten sonra üçüncü gün son kamp yerine ulaşmıştık. 4200 metredeki bu kampta bir gün dinlenecek ve gitgide artan irtifaya biraz daha uyum sağlamış olacaktık. Zirve dönüşü bizi bekleyecek ve tekrar konuk olacağımız çadırlarımızı rüzgardan korumak için kar duvarları yapıldı, gece orada geçirildi. Ertesi gün zirve günüydü. Tamam. Bacaklarım var ya. Dolabımın da buzula. Ona göre ayarla, tamam? Hadi bakalım. Güzel, bravo. Yavaş. Şeyi. Sokmamışım daha doğrusu. Şu an bunlar çıktı, düştü aşağıda.
Zirve adı üstünde çok heyecan verici. Ama bir dağı fethettiğiniz için filan değil. Bir avuç insan, bir işi başarmanın keyfini tattığınız için. Öne geçmeden, geride kalmadan biz hep birlikte konuk olduk zirveye. Ekip liderinin gerekli gördüğü her yerde ip açarak, yani riskleri en aza indirerek, üçer kişilik, üç grup halinde tırmandık. Sonunda Ağrı'nın 5137 metredeki zirvesine ip birliğine dayalı bir emniyet sistemiyle ulaştık. Birbirimizden ayrılmadan ve Uğur'un bir sözünü hiç unutmadan. Eğer tırmanış ekip olarak yapılıyorsa bunun gerekleri de yerine getirilmelidir. Bir başka deyişle ekip tırmanışı tek tek bireylerin tırmanışının toplamı değildir. Zirvenin ünlü rüzgarı içimizi titretirken, yüreğimizi yakan bir acıyı, İskender'imizin acısını bir kez daha hissettik. Bir kez daha yandık bu pisi pisine ölüme. Ama söylenecek bir şey yoktu. Biz sustuk, dağ konuştu. Neye varmak için, kaç kişiyle geldiniz buraya? Ekip tamam mı? Sırtında haritalarıyla Atlas, İskender, artık çözülmez bir düğümle buralarda bir yerdedir. Ama göremezsiniz. Ağrı büyüktür. Opel Frontera Keşifler Atlası'nı sundu.